Sarayın Yıldızları programında beraberiz. Bugün konuğumuz Jimmy Durmaz. Normalde Melisa'ya alışıksınız ama Melisa bugün yok. Ben de programda tecrübeli bir insan olarak ben bugün programı sunacağım. Welcome, welcome brother. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. What would you like to say about your family, about everything, about Galatasaray, Istanbul life derken Melisa sana atalım topu. Çok da başarılıydın Mert'im. Yani işte senden gördüğüm kadar birazcık açmaya çalıştım. Bu programda da yıllar yılı emeğin var tabii ki. Emeğin var tabii tabii, bayağı uzun yıllardır. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Tabii bizleri evlerine konuk ettikleri için de çok teşekkür ederiz. Jimmy Durmaz ve ailesi bizlerle birlikte thanks bugün. Thanks a lot. First of all about this. Nasılsınız? İyiyim. Jimmy'nin Türkçesi benden daha iyi yani. Yok. Direkt Türkçe konuşabilirsen Jimmy'yle. Zaten programa girmeden önce konuştuk. Tabii hem aileye dair sorularım var, hem Galatasaray'a dair sorularım var. Hepsini sormak istiyorum. Hemen de başlamak istiyorum. Çocuklar da bizlerle birlikte çok tatlılar. Kardeşi de bizlerle birlikte ki o da bir futbolcuymuş. So all the family are here with the children, with your brother. He's a player also. Ve Gabriel de o yolda gidiyor anladığım kadarıyla. And Gabriel, I hope in the future also he will be a big player like his father, like his uncle also. Tabii o da babası ve amcası gibi. Tabii aynen futbolcu öyle. Futbolcu olacak inşallah. Galatasaray günleri nasıl geçiyor? Jimmy ile başlayalım. Neler yaşıyor İstanbul'daki anıları neler? Biraz bizlere bahseder. How is your life in Istanbul? How is your days with Galatasaray? Fantastic. I cannot complain. Istanbul is a perfect city. We love it here. We been here for 3-4 months now and every day is getting better and better here. 3-4 aydır buradayız. İstanbul mükemmel bir şehir ve her geçen gün de hayatımız daha da iyiye gidiyor. O yüzden kesinlikle şikayet edemem. Çok çok mutluyuz. Bir günleri ailecek nasıl geçiyor? Jimmy tabii ki yoğun bir şekilde antrenmanları var, maçları var ama evde olduğu zaman neler yapıyorlar ailece? And one day, for example, which type of things you are doing as a family all together? We know that he is always going to the training, but when he is at home, which type of things you like to do at home, or you want to go, you like to go out? Most of the time we are at home, but we are making a lot of things with the kids in the play area and stuff. You like to go out with the kids also around here. Yeah. Genelde evdeyiz. Genelde evde vakit geçiriyoruz. Çocuklarımızla beraber vakit geçiriyoruz. Çocuklarla beraber dışarı çıkıp oyun oynamayı seviyoruz. Onları gezdirmeyi seviyoruz. O yüzden daha çok çocuk odaklı bir hayat. Belli zaten gerçekten çok güzel bir aile. Birazdan tabii ki çocuklara da sorularımız olacak. Biz programa girmeden önce Galatasaray marşları söyleniyordu. Çok da keyifli bir ev gerçekten. Takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Her zaman bunu görüyoruz. Kamplarda olsun, maç önceleri, maç sonraları, sosyal medya paylaşımlarında olsun. Biraz o arkadaşlığı dinleyelim. Biraz da takımda en iyi anlaştığı isimler kimler? Onu dinleyelim. You know, we have so fun together. This team, this friendship is not like a friend. We are really a family there. We share everything together. We have a lot of fun. We could you can see in the social medias and everywhere. And the one who I'm closest to is the Ryan brothers and Ömer, Emre Mor. They are the one I'm most close to right now. But all the team, we have no problem with each other. It's so nice. Takım içinde senin de söylediğin gibi çok güzel bir arkadaşlığımız var, çok büyük bir dostluğumuz var. Artık bence bu arkadaşlıktan da öte bir aileyiz. Birbirimize çok yakınız. Zaten bunu görüyorsunuz. Sosyal medyada birçok şeye şahit oluyorsunuz, görüyorsunuz. O yüzden inanılmaz güzel bir atmosfer, inanılmaz güzel bir arkadaşlık var. Tabii ki herkesin arası aslında birbiriyle iyi. Kimsenin kimseyle problemi yok ama ister istemez bazı oyuncularla daha yakın olabiliyorsunuz. Benim de Ryan kardeşler, Babel ve Dom. Diğer taraftan Ömer'i sayabiliriz, Emre Mor'u sayabiliriz. Onlarla biraz daha yakın olduğumu söyleyebilirim.
Naval de bir taraftan Türkçe biliyor. Biz programa girmeden önce konuştuk değerli izleyiciler. Gabriel uyudu. Biz alışkınız. Her zaman diyoruz ya, çok samimi programlar çekiyoruz. Daha önce Marka'yla çektiğimiz da programda uyumuştu. Da Luisa da uyumuştu. Tabii senin programın ritüeli herhalde bu, değil mi? Böyle bir de mutlaka veriyor. Uyuyor yani. Huzur veriyor herhalde, öyle düşünüyorum. This program always gives happiness, you know, makes you relax, you know. Last program, for example, Marka's daughter slept. Now he's sleeping. Evet. Evet, huzur dolu program. Yani. Aynen öyle. Benim de yani hafiften içim geçiyor. Ama sen uyuma. Sen uyuma. I will sleep also, you know, maybe. Novali'ye sormak istiyorum hemen. Türkçe neler biliyor? Bayağı konuşuyor. Biraz onunla konuşmak istiyorum aslında. Hadi biraz Türkçe alabilirsek. Ben çevirmiyorum, siz konuşun. You speak now, Turkish, Turkish. Nasılsın? Kaç yaşındasın sen şimdi? Merhaba, kaç yaşındasın? Peki şarkı söylesin bize. Şarkıyı çok güzel söyledi. 6 dedi bak, 6 dedi. 6. Şarkı söyler mi bize? Bir de Jimmy biraz önce şeyi söyledi. Okulda devamlı Türkçe konuşuyormuş. Evet. Evde pek Türkçe konuşmuyor diyor ama okulda devamlı konuşuyormuş. Ha Jimmy? She's always talking Turkish in the school. In the school always Turkish in always the home. Always Turkish. Maybe later on. Belki ilerleyen belki dakikalarda, ilerleyen dakikalarda bir şarkı söyletebiliriz. Evet. Later on you can sing maybe. Program sonunda şarkı söyleteceğim. Bu arada program sonunda hep beraber tezahürat yapacağız. Galatasaray tezahürat. Aynen, çok güzel evet, olur. Bekleyin, programı sonunu bekleyin ama tabii ki daha çok sorun var sevgili seyirciler. Gabriela'ya dönmek istiyorum. Evlilik teklifi nasıl geldi Jimmy'den? Az sonra zaten bilinmeyen özelliklerini de dinleyeceğiz eşinden. Ama öncelikle the key question. Proposal, marriage proposal. Oh, you have to ask him. Ha? Bu soruyu peki, bence Jimmy'ye soralım. Evet. Teklif edene sormak lazım değil mi? Peki Jimmy'den önce yine Gabriela'ya sorayım. Romantik midir? Is he romantic? No. Herkesten no cevabını alıyorum. Peki. Kısa ve net hayır yani. Peki, evlilik teklifini de Jimmy'den dinleyelim o zaman. Yes, so as a romantic guy, tell us how did you meet? Yeah. As romantic as I am. You marry with me, directly question, directly. Yes or no? Yes or no, give me the simple answer. Simple. Don't need to do so much. Exaggerate, huh? Nah. Of course, we were together and I asked her, just normal when we were talking, if she's ready to get married. And inside the conversation, normal, inside talking, normal talking. Inside the normal conversation and also we have our traditions. When I knew that she's answered okay. Gonna be yes before I answer her. I went to my father and my mother and I explained everything to them and asked them to get the permission from her father and mother's name. Exactly, like our traditions. Yes, exactly, same. Like this Turkish traditions. Çok romantik bir teklif var. Normal konuşma arasında konuşurken, sohbet ederken. Direkt kendisi sormuş, benimle evlenir misin, böyle bir şey hazır mısın birbirlerinden. Olumlu cevabı alınca onlardaki gelenekler de tabii ki bizim geleneklerimiz gibi direkt istemeye gitmişler. Önce babasını açmış fikri, annesine babasını açmış, konuşmuşlar. Ondan sonra da eşini istemeye gitmişler. Peki neredeydi bu? Normal bir kafede sohbet ederken. In Sweden. Hangi ülke? In Stockholm. Yeah, we were just out. In the cafe or restaurant, something like this. Aynen, kafede öyle konuşurken bir anda benimle evlenir misin diye bir teklif çıkmış. Gabriela'ya sormak istiyorum. Jimmy'nin en güzel özellikleri neler ona göre? For you, what are the best specialties of Jimmy, of his character? You know, which I want to hear this. His enjoyable calmness. Question. Calm. Yeah. Bitti. Good. It's good. It's good. Hey, at least there is one thing. You know, it's good. Sakin olması tabii onu en çok cezbeden özelliği. Sakin olması.
Sakin olmuş. Sakin. Evet. Romantic, calmless. Yeah. Hem romantik hem sakin. Her zaman zaten çok pozitif bir enerjisi var. Evet. Böyle güler yüzlü değil mi her zaman? He's always positive. Huh? Positive. Most of the time, yeah. Energetic, positive. Yeah, yeah. In the club he's always like this. Yeah. I don't know at home but in the club always like this. He's like that also. Evet, yani kulüpte de öyle bir enerjisi var zaten. Kulüpte de hep pozitif, hep güler yüzlü. Peki, evde de öyleymiş Melisa. Kızdığı zaman, kızdığı konular neler? And or does he get angry? Which type of things he gets angry? No, eh? No. Never. No, no. Maybe we can ask this question to his brother. Yeah, maybe. Evet, kardeşe sormak lazım bunu yani. Think about your childhood. Yeah. When he was slapping you. Most çocukluğuna bir dönsün bakalım yani. Yeah. Most of the time when I beat him on FIFA, then he gets angry. Okay, yes. FIFA. Then one goal, one slap. Eh? Every time. beraber FIFA oynadıkları zaman kaybettiğinde biraz sinirlenebiliyormuş kendisi. Hep kazanma isteği var. Agresif olabiliyormuş yani kaybettiği zaman. Öyle mi? He always wants to win, eh? Yeah, so always want to win. But who is the champion? So you are the champion. You every time. Generally you every win. Time I'm the champion. Every time. Every yeah? time. Ve her zaman da kardeşi yeniyormuş Jimmy. Ask him last şampiyon, time we played. Şampiyon kardeşi yani. Ask him last time we played. Be honest, last time you played, what did happen? He won, eh? He won. But only one time, last time only. That's the only confidence. Yeah, yeah. Son oynadıklarında ama Jimmy kazanıyor. Kardeş de ona biraz güven vermek için bilerek yenilmiş. Tabii. Artık yenilmiş. Onu söyleyecek tabii, ona örnek verecek. Yani. Kendisinin de futbolcu olduğunu öğrendik program öncesinde. Biraz dinlemek istiyorum. Ailecek zaten, spora yatkınlıkları var belli ki. Neler yapıyor, nerede oynuyor? And you are a player also. So what would you like to say about your career? Can you give us some information about it? Which team are you playing? Right now I'm playing in Superettan, second highest league in Sweden, in Syrianska. Second division? Yes, in Sweden. And, the name of the team? Syrianska FC. Syrianska. Yes. Syrianska da oynuyor, ikinci lig, İsveç ikinci liginde. And I'm still young and I have a big career in front of me and I've been representing the Swedish national team in under 15, under 16, 17 and under 18 and under 19. Under 19, you have played all of them. Yes. Step by step you will come to Turkey. Yes, step by step I will come to Turkey. Bir de İsveç'in alt yaş takımlarının, İsveç milli takımının alt yaş takımlarının hepsinde oynamış. U15, 16, 10'da, 18, 19 hepsinde oynuyor. Ve yavaş yavaş da hedef Türkiye'ye gelmek. İnşallah diyelim. Cimri'ye dönmek hope so. İstiyorum. One day you will... Maybe we can work together one day. I hope so. Belki bir gün beraber çalışma fırsatı olur yani. İnşallah. Güzel de olur. Yani, aynen olarak. Öyle. Güzel de olur. Jimmy'ye dönelim hemen. Baba kız çok güzel bir ilişkileri var. Zaten baba kız ilişkisi aslında biraz farklıdır ben de kendimden bildiğim için. Biraz Noval ile ilişkisini dinleyelim. Tabii ki Gabriel de uyudu. Onunla ilgili de konuşacağız. Konuşacağız. Very special. Very special. Very special. So she wants to listen this special relationship. It's easy. It's my daughter. She's my princess, and it's always special. He's sleeping, so he won't be jealous. So relax, you know. This guy. Uyudu zaten, he doesn't care anymore. Anyway, he's his own life. He's not jealous. No. Zaten hiç kıskanç değilmiş. Yani duysa da pek takmaz diyor. No, but she's. The daughter and father relationships always close to her, always try to protect her. It's always hard to say no to her. To her. But to him it's more easy. Always no. So but I think all the fathers like this. They are like this. Special bond together. Aynı senin babanla ilişkide benziyor. Evet, kaç yaşında olursak olalım. And öyle oluyor. It's not important the age, always father and daughter relation is so different. Yeah, so I hope so when I get older also that she takes care of me. İnşallah. Umarım tabii iyi bir çocuk olur, hayırlı bir evlat olur, ileride de o bana bakar diyor. Muhakkak ki. For sure. Thank you.
Yani klasik baba kız ilişkisi. Evet. Ona, o benim prensesim dedi. Evet, hep böyle prens. Zaten prenses oluruz biz. Evet, prenses. Babalarımızın gözünde. Another princess. Prensesi. Prenses. Bu abla da prenses. Ya. Sen daha prensessin ama. Peki Gabriela'yı soracağım. Ve ona hiç hayır diyemiyormuş yani. Evet, normalde evet. Oğluma hayır derim ama ona hiç hayır diyemem. Öyle mi? Erkekle de anne arasında aslında öyle bir ilişki vardır. Aynen. O da öyle oluyor. Onu da benden verebilirsin yani biz de. Onu da senden örnek verelim. Evet, senin anneni de anneanneni de çok iyi tanıdığım için aynen. Siz de öylesiniz. Mother and son also a different type of relation. Evet. Like my mother, like my mother also she never can say no to me. Yeah. Yeah. So special relation, another special relation. İki tane güzel ilişki. Evet yani hakikaten evet. Çok güzel bir ilişkileri var. Evet. Ne kadar huzurlu uyuyor annesinin yani. Kucağında. Huzuru senin programdan gelmiyor, annesinin kucağında. O tabii yüzden ki, tabii yani. Ki. Biz şaka yapıyoruz. He's not sleeping because of the happiness that he gives. Because of mother gives happiness. Gabriela'yı sormak istiyorum bu kez Jimmy'ye. Onu çeken özellik, en güzel özellikleri onun için neler oldu? Ha, Jimmy'ye soruyoruz şimdi. Jimmy'ye soruyoruz. Tamam peki. Evet. And now it's your turn. About your wife. Which type of characteristics attracts you? About Gabriela, it's from the first moment that we got into the relations. She is very mature. She is how old in that moment? She was 19 years old when we got married. Yeah, and you got married. So when we got together, she was 17 and a half, mm-hmm. 17. But she always been mature. Mature, mm-hmm. And she always I saw a motherhood in her. she reminds me of my mother a lot, so I think we all... She has a good relation with your mother also? Yeah, they are very good relations. And your families, I think, know each other also. Yeah, they know mm-hmm. each other, so... But the thing is, like, I saw straight ahead that I had a future with her, that mm-hmm. she can control me, she knows how I am also, and I knew that she's gonna be the perfect mother for my children, mm-hmm. and... Şimdi ilişkileri başladığında hı-hı. Kendisi 17,5 yaşında, evlendiğinde de 19 yaşındaymış. 17,5 yaşında olmasına rağmen çok olgun bir kişiliğe sahipti. O yüzden o anne özelliklerine sahip olduğunu gördüm. Hem ileride çocuklarımın annesi hı-hı. olabileceğini ışığını aldım. Hem de beni de çok iyi şekilde kontrol edeceğini ışığını alınca. Hı-hı. Bir de zaten aileler de tanışıyor. Öyle bir avantaj hı-hı. da var. Aileler de tanıştığı için bazı şeyler daha da kolay oluyor. Ama o karakteristik özellikleri, o anne... özellikleri, anne olabilme potansiyeli Jimmy'yi bayağı etkilemiş. Tabii romantik değil diyoruz ama romantikmiş, çok güzel anlatın. He's romantic because he had made a very romantic evet, explanation. Evet. No? I got a some influence, you influenced me. Sometimes. When you want. Huh? When I need, yeah, not when I want. When I ihtiyacı need. Olunca romantik olabiliyor. Hmm. Öyle bir özelliği var. Onların kendilerine özel dinledikleri bir şarkı var mı? Bu da bizim programımızın biliyorsun. Evet, aynen. Sorularından. En sevdiğimiz sorulardan. The song, the common song, the song that you like to listen together. Oof, we had one song in our wedding. It's the Turkish song. Turkish song. Ah. Yeah, Damla. Damla. Yeah, you know it? No. Damla. You can sing it. Sing. Sen biliyor musun Damla diye bir şarkı? Ya biliriz mutlaka ama birazcık söylemeleri lazım. Evet. Who sings, you know, the singer? I don't know the name of the singer. If you don't know the name, you have to sing a little bit so we can understand yeah. Damla. She has a very good voice. Now all Turkey is watching you. No. Well, then as husband, he needs to take the responsibility and exactly. Maybe he can sing a little bit. Or we have this one. Better solution. Tam söylüyordu, niye vazgeçti aslında? Geliyordu. Maybe you can sing a little bit. No. Damla, ne hangisi acaba? Damla. Yes. Biraz daha ölmez. Oranılmaz. Şu anda sevgili Ozan Moroğlu bunu söyledi. Ozan bildi. Ozan bildiğine göre gelsin biraz Ozan mırıldansın o zaman. Evet. En azından kamera arkasında. Onu tercih etmeyiz. So that's a song we listen to a lot. Uh-huh. And also a song called Vermedin. Called Vermedin. The name of the song is
Vermedin. Ha, vermedin. And that's a song for the family. We like it a lot. Bizim bu şarkıyı geçtiğimiz sezon şampiyonu kutlaması Donk da çok seviyor. Donk likes this song also. Okay. Yeah, so we listen. Prenses to sen biliyor musun bu şarkıyı? Nasıldı bu şarkı? Hangi? Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin. Program sonunda biz ondan alacağız. I only know these words. Ben de çok seviyorum o şarkıyı. Çok eğlenceli bir şarkı. Ben de inanılmaz seviyorum. Bu kadar şarkılardan bahsettik. Peki sesi güzel midir? Böyle mırıldanır mı kendi içinde, evde? How is your voice? You like to sing, especially when you are at home? Yes, especially when I'm in the shower. Shower. Yes. Then I have the best voice in the world. We can check. But when I go out, I have the worst voice in the world. Özellikle duşta inanılmaz iyi bir sese sahip. Duştan çıkınca ama o özelliği gidiyor. Onların şarkılarını dinledik. Ama hep öyle hepimize olur ya, kendi tabii, kendimize mırıldanırız, onu sormuştum aslında. She's the same also. That's good. Türkçe şarkılar da dinlediğini duyduk. Başka hangi şarkıları dinliyorlar? Which other Turkish songs are you listening? Oh, is there a lot, specific name? A lot. I listen a lot to Ibrahim Tatlıses. Mm-hmm. All the different, yeah, like Mustafa Sandal. Gabriel and Billy Wilson at the same music. Yeah. Same music. Yeah. It's a lot. It's a lot of. I'm not so good at name, but when but the song comes the singer. Up, I know most of them. Türkçe müziğe yani, hakim. Evet, özellikle mesela İbrahim Tatlıses, Mustafa Sandal. Evet. Başka dinlediği Türkçe şarkılar da var ama isimleri hatırlamakta biraz zorluk çekiyor. Genel ama genel olarak dinliyor Türkçe müziği. Dinliyorlar. Hı-hı. Peki hemen yine Gabriel'e dönelim. Yaptığı en özel sürpriz neydi Jimin'in? The most special surprise that he made for you? I think it was last year or the year before. It was on my birthday he got me a car. Good surprise. Then he was very good romantic. Yeah. Then in that moment he became romantic. Yeah. For all the until years you take the key, years. He became romantic. Yeah. It was last year. Yeah. Yeah, year. Geçen sene en romantik olduğu an doğum gününde eşine bir araba hediye etmiş. O özellikle o araba aldığı anda inanılmaz romantik olmuş. O anda bir tek yani romantik. O anda. Only when you give the keys. When she took the keys. Took the key. Then I said bye. Turned the car on and then she okay. Drive away. Hemen çalıştırıp gitmiş zaten. Jimin'in tarzını da sormak istiyorum. Sosyal medya hesabına baktığımızda da normalde yani hani takım dışında da oldukça şık bir görünümü var. Zaten bu anlamda daha önce çalıştığım markalar da var gördüğüm kadarıyla sosyal medyasında. Her zaman ilgisi var mıydı küçüklükten beri? Fashion olarak. Aynen. This interest comes from your childhood and outside the pitch we always see you so elegant also. Thank you so much. Thank you. No, but I always like clothes. I always like to dress up in different ways. Also, I think it comes from the childhood. I don't know, but it's always been a part of me. In the childhood, also not maybe when I was a child, it was only football. But when you grow up, when you gonna put on and you're gonna go 16, somewhere. 17 years you know, old. High school years. Yeah, in the high school years, then you start, and when you start to learn, so then it started to get more and more. Tabii çok küçükken hep futbol vardı hayatımda ama daha sonra artık birazcık büyüdüğün zaman o ergenlik döneminde, lise zamanları, lise çağlarında böyle bir şey ilgim olduğunu daha çok hissetmeye başladım. Giyinmeye, farklı tarzlarda giyinmeye özen gösteriyorum. Seviyorum yani moda olaylarını, giyinmeyi seviyorum. Ga
Gabriela'yı da biraz yakından tanıyalım. Artık programa da böyle biraz daha ısındığını düşünüyorum. Hobileri neler, kendisi neler yapar, ilgi alanları neler? And which type of things you like to do in your spare time? Which type of hobbies you have? I like a lot of fashion also. Mm-hmm. But you like to watch, you like to read some magazines of fashion. No, only you watch. Watching. Yeah. Mm-hmm. And shopping? Yeah. Another hobby, yeah? Yeah. I can feel that. onun da modaya karşı ilgisi var. Uh-huh. Modayı seyrediyor, takip ediyor, yakından takip ediyor. Ve Jimmy'nin de en çok sevdiği hobilerinden bir tanesi alışveriş. Hmm. Yani eşinin çok alışveriş yapmasından da. You are happy also about this hobby. Yeah, of course. Shopping. Yeah, I'm very happy. As long as she is happy, I'm happy. Yeah. Happy wife, happy life. Bravo. Yani mutlu kadın, mutlu bir hayat demek. O yüzden eşim mutlu olsun yeter ki. Gerçekten programın aslında manşetini verdi. Herkese de örnek oldu. Jimmy Durmaz, sevgili seyirciler. The title is Happy Wife, Happy Life. You're welcome. Bravo Jimmy. İstanbul'da gitmekten hoşlandığınız nereler var? Where do you like to go with Jimmy in Istanbul? Which type of places? All of kind of places. Mm-hmm. I haven't been so much at historical places. You like to go historical places, or generally like seaside. You like to go to seaside. Actually, we've been everywhere, and she likes it. Mm-hmm. Yesterday we were in, for example, Balat. Yeah. Mm. You went to Balat also. Yeah. So she likes Balat'a it. I don't know the names yet, so. Yeah, better. She likes. Yeah, she likes Nishantashi a lot because it's outside. Walking, coffee, shopping. Nishantashi'ni çok seviyor. Mm-hmm. Orada daha fazla bir hayat olması her zaman. İşte kahve yemek yemek, kahve içmek, alışveriş yapmak. Nishantashi'ni de seviyor. Balat'a gitmişler dün dediğim gibi. Yeah, we've been in the Bosporus also, very beautiful. Boğaz'a falan gidiyorlar beraber. Gidiyorlar. So, şimdi sıra sende. Maçlarda izlediğinde neler hissediyor diye soracağım. Mikrofonu alabilir miyiz ona? Bir sormak istiyorum. How you feel when you watch your daddy in the game? What do you feel? Good? Excited? And you support your daddy? You support? You pray always that, oh my God, I hope daddy scores goal. Huh? Yeah? O hangi hep babasına bak destek veriyor hep her pozitif zaman. Her zaman babası için dua ediyor babası gol atsın diye iyi oynasın diye hangi heyecanlanıyor spor babası için ilgisi var onun which sport you like most what do you like to do you play football also or you watch or you play also watch football what do you like to do dancing. Nice. Yeah. You like to dance? Yeah. Mm. Yeah. And go to the school. You like your school also. Fantastic student. It's not easy to find a student like this. Yani bu zamanda böyle öğrenci olmak zor. Bak okula gitmeyi çok seviyormuş. Aynen. Okula gitmeyi çok seviyor. Vallahi. Dans etmeyi çok seviyor. Peki ailesinin desteği Jimmy'ye neler hissettiriyor? Tabii her zaman yanındalar onun. There is a big support coming from your family. So of course. What would you like to say about it? Of course. How you feel? No, but I know they always support me no matter what. In bad times, in good times, I know I always have them behind me. So for me, it's the best support I can have. Because if I know that they are good and they still support me, then it means that I've succeeded. And there's any criticism? A lot. Yeah? Oh, yeah. Coming from your wife or your father? Forget about the father. The big criticism coming from you, right? No, because she knows football a lot. She gives me some critics when I don't do the job correctly. When I need to shoot, when I don't shoot, when I need to dribble, when I don't need to dribble. She knows everything, yeah? She knows, she knows. She has brothers who plays football in the highest league in Sweden also. So your brother is also playing in the highest league? Yeah. In the first division? Yeah. Uh-huh. Still there, he's playing. Yeah, my younger brother. Uh-huh. Yeah. Eşinin kardeşi de şu an birinci ligde oynuyor, İsveç birinci liginde oynuyor. O yüzden tabii ki aileden inanılmaz bir destek var. Yani iyi zamanlarda da, kötü zamanlarda da her zamanlar benim yanımda onların desteğini hissetmek çok güzel. Grandma. Hepsi mekle grandma.
دخلت لي كلي بابا قول هكي هاري يا طب أسان أنا بابا 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 أيكو بابا what a بابا dad Diğer taraftan tabii eşimin kardeşi de futbolcu olduğu için kendisi de futbolu çok iyi biliyor. O yüzden ben kötü oynadığım zaman, iyi işler yapmadığım zaman sahada en büyük eleştiri de artık direkt eşinden geliyor. Öyle mi? Tabii eşine futbol bilmesi çok önemli. Şut çekeceği yerde çekmeyince, işte pas vereceği yerde vermeyince falan. O direkt, kadar detaylı. Tabii direkt eleştiriyor. All in details. Yeah, where he yeah. needs to shoot, he needs to pass. She's making a video analysis. Analiz falan yapalım beraber. With the pointer. Gabriel'in de futbolcu olmasını ister diye düşünüyorum. You want your son become a player also? Yeah, hopefully. Yeah. Is he talented? Like he's still three, but he knows how to play football. You've seen him play football. Yeah, I saw. Yeah, yeah. So there is something for sure. Yeah. He loves to play. And football. He was kicking with the left foot also, I think. Yeah. With both, he can both kick of them. With both, but he's more, I think, more right, but. I will make him go to left, the left. Left. Yes. You are right-footed or left-footed? I'm both-footed. Opa. God gift, both-footed. He thinks he's both-footed. He's not one-footed. But let's make him happy. Yeah. Tabii çocukların da futbolcu olmasını ister. Ben de yetenekli olup olmadığını sordum. Gerçi antrenmanlarda falan görebiliyoruz. Geliyor bazen antrenmanlarda beraber top oynuyoruz. İki ayağını da kullanabiliyor. Daha çok sağ ayağını kullanıyor ama Jimmy'nin söylediği biraz daha sol ayaklı olmasına ben daha çok özen gösteriyorum, daha çok çalıştırıyorum. O arada ben kardeşine sordum sen hangi ayağını kullanıyorsun diye. O da iki ayağını kullandığını söyledi ama Jimmy de o öyle zannediyor diye bir takıldı kardeşine. Demek ki öyleymiş. İnşallah Gabriel de futbolcu olur. Zaten geldiğimizde elinde top vardı. Şimdi uyudu ama uyumasa eminim ki buralarda topla koşacaktı. Because the first time that she arrived home, Gabriel with the, with the ball. Always with the ball, always I think. Always with the ball, always. With Galatasaray. Shirt. Yeah, he sometimes goes in and change to the Galatasaray shirt. He have one Barcelona also, but he most like the Galatasaray shirt. Now I'm trying to find all the different colors in Galatasaray so he can change for change exactly. Yeah, because when he see us play with away shirt, he wants to wear the away shirt. So exactly. Forget about Barcelona. Yeah, we put him in the real in the best club in the world. Club, yeah. Yani Barcelona forması da var ama tabii ki dünyanın en iyi kulübü Galatasaray olduğu için Galatasaray formasını daha çok giydiriyoruz. Diğer taraftan iki tane öbür formalarımızdan da alacak Jimmy ki değiştire giysin hepsini. Jimmy'nin bir paylaşımında hayal etmek önemli demişti. Onun çocukken kurduğu hayaller nelerdi? Bu hayallerine ulaştı mı ve bundan sonraki hayali nedir? When I was a child, I was dreaming to do what I'm doing now. No. First of all, I was dreaming to play in the highest level I can play, to be like the superstars. Because if you don't have a dream, you have nothing to work for. But first of all, when you were a child, of course, in Swedish league, you were dreaming Swedish league. Like in the Swedish league, and then you continue and you see if you're better and better and better. So for me as a child, football, to play in the national team, to play in the World Cup, to play in the Euro, and now I've succeeded with all these things. You have succeeded all of them. Yeah, now the only dream that I have still is to win the championship here in Turkey, because when I moved, or not the, before I moved to Turkey, I always watched Turkish football and I have a feeling to about Turkish football and I really want to win the league here and to do it especially with Galatasaray. So when I achieve that one also, it's the dream will be
completed as a football wise. And then for the rest, I just dreaming to have a good life, to have a easy life without any downsets for my children. That's it. Küçükken hayallerim çok iyi bir futbolcu olmak, çok üst seviyelerde oynayabilmek, milli takımda oynayabilmek, Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmekti. Ve bu hayallerime de ulaştım. Yani milli takım anlamında ulaştım. Diğer taraftan üst seviyelerde oynamak, hem İsveç'te, şu anda da bulunduğum seviye zaten Galatasaray'da oynuyorum. Şu anki hayalim, daha önce de Türkiye Ligi'ni bildiğim için, takip ettiğim için, seyrettiğim için bu ligde şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ve şu anda da Galatasaray'dayım. O yüzden en büyük hedefim, şu anki en büyük hayalim Mayıs'ta Galatasaray formasıyla bir şampiyonluk yaşamak. İlerisi için de çocuklarıma güzel bir hayat verebilmek, güzel bir hayatım olması, ailemle beraber güzel bir hayat yaşayabilmek. 21 numaranın anlamı nedir? The meaning of number 21. Really nothing special, but for me very special. It's just I like this number. I just love the number. Tabii öyle çok aşırı bir önemi de yok. Sadece 21 numarayı seviyorum. O ekstra bir ölçüsü yok yani 21'in. 21'i Ceyhun abi seviyor değil mi? Evet, bir de Ceyhun seviyor. Doğru, aynen. Peki dövmelerinin anlamını sormak istiyorum. Herhalde isimler yazıyor the gördüğüm of kadarıyla. The names are written. Çok da var. Çok var. Çok var değil mi? Çok var. Yeah, I have my daughter, my son and my daughter. Çocukların adı burada. This is Jesus from Nazareth, the righteous king of the Jewish. Something religious. Something, yeah, my religion. And then, bu dini ile alakalı bir şey. And your wife? My wife is, she have all this part. We are in the neck, yeah? No, I have my wife actually all the leg. All the leg, eh? All the left. All the left one is the most important part of the body. My wife, she protects my left foot. Yeah, exactly. Ah, the success comes from the from wife, huh? From my wife, yes. Exactly. Behind başarısını every successful life, there is a bravo, another title. Title. Bak bir başlık daha nerede? Her başarılı erkeğin arkasında biliyorsun bir kadın vardır. O da diğer başını da verdi ve sol ayağı bu başarısını zaten sol ayağındaki eşinin dövmesine borçlu. Sol ayağında tamamen eşi var yani. Öyle mi? Tabii. Jimmy'nin biz günahını almışız. Romantikmiş. Aynen. Söyleyebilir misin? Günahını almışız, çeviremeyeceğim Melisa'cığım, kusura bakma. Romantikmiş aslında. He's so romantic. You know, the beginning you said that he's not romantic, but look, whole leg is new. What he can, what he can do more? I give you my body. What do you want more? He did it you want after right so many years. Ah, okay. But I did his it. Name after we got married. Married directly? Just a small and he one. waited. No, but just a small one. The different is one. So now maybe in this program she can make a promise. So she can make right foot. Let's go. Yes. Your face. Right foot or whatever. Yeah. Okay, promise. Face, name, name, day, everything. Everything. Handprint, footprint. Burada da söz aldık. Şimdi sağ bacağını komple Jimmy'nin dövmesini yaptıracak. Burada da öyle bir söz aldık yani. Büyük bir söz olmuş. Evet. Çok önemli bir söz yani. Senin bugün programda önemli şeyler oluyor. Bak one year after we make a new program and she have to show it. Bravo. Seneye yeniliyoruz programı. Bir daha yapıyoruz. Evet. O da şey yapacak, gösterecek dövmesini. Gerçekten. Sağ bacağı komple Jimmy olacak. Ama romantikmiş, evlilik hakkında ve eşler hakkında çok güzel mesajlar verdi. Tebrik ediyoruz bu konuda. Congratulations. Onu da söylemek istiyorum. Very good messages about the marriage. Teşekkürler. So you recommend marriage, huh? You recommend of the single ones to marry. Of course, of course. Marriage is... Kusura bakma, ben sana sormadan bir soru sordum ama sen herhalde için. Herhalde içinde öyle bir duygu var. No, but to have a family is the wonderful thing you can have in this world. To achieve it, it's the best. Buradan bütün taraftarlara sesleniyorum. Şunu sordum hani bekar insanlara evliliği şey yapıyor musun, öneriyor musun gibilerinden. Evet. Kesinlikle evlenmek dünyanın en güzel şeyi. Bir aileye sahip olmak, böyle güzel bir aileye sahip olmak, çocuklara sahip olmak dünyanın en güzel şeyiymiş Melisa. Evlen yani o yüzden. Sen de evlen sanki. Şimdi üstü Mary olsun. Sanki şey sen evlisin.
Son sorularıma geçmek istiyorum. Sonrasında programa noktalayacağım. İyiydik ya. Devam edelim. Aynen öyle. Çok keyifli geçiyor gerçekten. Fatih Hoca'yı sormak istiyorum. Jimmy'ye, Fatih Hoca'mıza. What do you think about our head coach? Our head coach is a fantastic coach. I like the way he is. I like the way he gives motivation to the players. He's successful. He knows about football. And he's also a good person. That's very important. I always tell everybody in my interviews and everybody I meet that he's a fantastic person and a fantastic coach. Bütün röportajlarımda, bütün tanıştığım herkese, bütün tanıdıklarıma hocamla ilgili, Fatih Hocam'la ilgili söylediğim bir şey var. Hem fantastik bir hoca, hem de fantastik bir insan. Kişisel olarak da o şekilde, futbol bilgisi anlamında da o şekilde. Oyuncularla olan ilişkisi, oyuncuları motive etmesi, diğer taraftan futbol bilgisi. Bunların hepsi bir araya gelince karakterist özellikleri gerçekten mükemmel bir hoca diye adlandırabilirim hocamızı. Ve son sorum da şu olacak. Biliyorsun Euro 2020'ye gidiyoruz. Türkiye'de, İsveç'te aynı şekilde. Kendisinin bu anlamda düşüncelerini dinlemek istiyorum. Tabii takım arkadaşları da var, Zlatan İbrahimovic. Bu soruyu da kanaldaki arkadaşlarım özellikle sormamı istedi. What would you say about European Cup 2020? Sweden also will participate, Turkey will participate also. And your teammates, Zlatan Ibrahimovic. What would you like to say about it? The employers of Galatasaray TV, they are all waiting the answer of this question. First of all, congratulations to all of Turkey. It's very big that to be in the Euro, and also Sweden, we are in the Euro for 2020. It's going to be fun. I hope I will play, but we will see. And about Zlatan, what can I say? He's the best player I played with, a very good person, a good friend. So I hope one day he will come here, but the choice is his. He can go wherever he wants in the world, but it's an amazing football player. Still, he's 38 years old, but still deliver like he's 20 years old. So buradan öncelikle Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum. Çok önemli bir turnuva. Avrupa Şampiyonası 2020'ye hem bizim gidiyor olmamız hem Türkiye'nin gidiyor olması. Umarım onlar çok başarılı olurlar. Umarım biz de çok başarılı oluruz. Tabii ki o seviyede oynamak bir futbol için çok önemli. Çok önemli. Tabii ki ben oynayacak mıyım, gidecek miyim bilmiyorum ama sonuçta önemli bir başarı. Biraz İbrahimovic'e gelirsek, Zlatan'a gelsek çok iyi bir insan, çok iyi bir futbolcu zaten. Futbolcuyla ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok ama diğer taraftan karakter olarak da, insani yan olarak da çok iyi, çok düzgün bir insan, çok iyi bir arkadaş. Oynadığım en iyi futbolcu, şu zamana kadar beraber oynadığım en iyi futbolcu. Oynamaktan çok keyif aldığım bir futbolcu. Umarım bir gün o da Galatasaray'a gelir. Programı noktalamadan biliyorsun ki küçük küçük hediyeler getiriyoruz. Aynen, senin de böyle küçük sürprizlerin var. Evet. Seviyorsun bu küçük sürprizleri. Evet. Ama she likes these type of small surprises, you know. kırmadan verirsen teşekkür ederim. Be careful, watch out, and after break. The princess opened it. Nobody. Open that. Bizi evlerine konuk ettikleri için, pozitif enerjileri için, güzel sohbetleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel thanks, bir thanks programdı. Thanks a lot for the interview. It was a fantastic program. Thank you. Harika, yendin mi acaba? Bakalım. Bakalım Melisa ne almış. Ya yine düşünülmüş bir hediye yani Melisa valla. Aslan seviyor. Bu daha çok oğlan için herhalde. Evet, o asılmalık bir şey. Ve çok teşekkür ediyorum tekrar Gabriel'e de, sana da Jimmy. Hepinize çok teşekkür ederiz. Thanks a lot. Novali şarkı thanks söyleyerek a lot, brother. Kapatıyordun galiba. Şarkı söyleyeceğim mi? Bir Galatasaray marşı söyle Aslan aynen, da elindeyken evet. Olmaz mı? Bir re 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 söyleyelim mi? Re 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 Gelsey, bum bum. Bravo şampiyon, bravo. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler tekrar. Mert'cim programı da gel birlikte kapatalım istersen. Efendim bu hafta çok keyifli bir program çektik. Mert'e de çok teşekkür ediyorum. Cimi ve ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Sarayın Yıldızları'nda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.